Welcome to Warface, soldier. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Otto V77 adlı tabancayı inceliyorum. Aslında bu tabancanın videosunu paylaşmayacaktım ama daha önceden paylaşacağımı söylediğim için mecburen bir inceleme videosu hazırlama durumunda kaldım. Sebebi ise oyuna girdim ve tabanca odası maalesef bulamadım PvP modunda. Üstelik Avrupa sunucusunda. Fazla da oyunda bulunabilme şansım yok bildiğiniz gibi. Bu yüzden maalesef videosunu çekemedim. Yalnızca barınakta deneme şansım oldu. Bu da silahla alakalı yeterli bilgiye sahip olamadığım anlamına geliyor. Tabii PvE modunda denedim ama şahsen benim için tabanca performansları pek önemli değil. Aşağı yukarı hepsinde verimli performans alıyorum. Bu yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ama silahın statülerine baktığımda ben dükkanda bulunan diğer tabancalarla arasında öyle çok da büyük bir fark göremiyorum. Bu yüzden diğer dükkan tabancaları gibi bu da bir yan seçenek oluşturacaktır. Statülere baktığımda ben bu silahı iki silaha benzettim. Bunlar tedarikçide bulunan P57 ve dükkanda bulunan R1911D1 tabancaları oldu. Statü anlamında bence oldukça yakın performans gösteriyorlar. İşte birçok statüleri benzerlik gösteriyor. Yalnızca R1911D1'in şarjör kapasitesi biraz daha düşük. Bunun dışında ben öyle abartı bir fark göremiyorum. Dediğim gibi PvP modunda hiç oynayamadığım için net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bir sonuç çıkaracak olursak, eğer ki elinizde dükkandan elde edilmiş bir tabanca varsa ben bu tabancaya para harcamanızı tavsiye etmiyorum. Ama diyorsanız ki ben yeni bir tabanca arıyorum, elimdeki tabancalardan memnun değilim, dükkandan yeni bir tabanca alacağım, o halde Otto V77 sizin için iyi bir seçenek olabilir. Videoyu izleyin. Barınakta kısa bir test yaptım. Eğer ki performansı, atış hızı, işte ne bileyim görüntüsü hoşunuza gittiyse bu tabancayı tercih edebilirsiniz ki zaten tabanca fiyatları öyle çok da yüksek değil. 5850 Warface doları ile bu tabanca kalıcı olarak satın alınabilmekte. Söyleyeceklerim bunlar bu tabanca ile alakalı. Maalesef bu video biraz kısa oldu çünkü silah hakkında hiçbir bilgim yok. Bunun için de tekrardan özür diliyorum. Bu arada yine kötü bir haberim var sizlere. Bundan sonra normal inceleme videoları yalnızca barınakta olacak. Bunun sebebi dediğim gibi oyuna vakit ayıramamam, fazlasıyla dolu olmam. Bir de oyunda oda bulamayınca bu gittikçe içinden çıkılmayacak bir hale geliyor. Ve bir de tabii ki yeni bir kanal açmayı planlıyorum Haziran'da. Bunun için de bir çalışma yapıyorum. Bu da biraz açıkçası benim zaman konusunda sıkıntı yaşamama sebep olmakta. Kısacası böyle. Sadece güncelleme ile birlikte yeni gelen kutu silahlarının detaylı incelemesini yapacağım. Bunun dışındaki silahlar barınakta incelenecek. Ama şöyle bir şey de var. Daha fazla video gelebilir. Bu konuda net bir şey söylemeyeyim yine de ama iyi bildiğim, gerçekten ben oyunu oynarken de statüleri aynı olan silahları inceleyeceğim. Nedir bunlar? A3-210, işte FY-103, gerçi onu incelemiştim ama İşte PKT gibi oyunun sabit silahlarını inceleyeceğim. Umarım bu haber sizi çok da üzmemiştir ama yapabileceğim bir şey yok. Bu kanalla birçok kez bir şeyler denedim. Vazgeçmeyenin eşiğine de geldim. Vazgeçmedim ama görünen o ki gerçekten bir şeyler yapılamayacakmış gibi duruyor şu anda Warface'de. Bu yüzden yavaş yavaş video olayını da bitirmeyi düşünüyorum şahsen. Her neyse, söyleyeceklerim bunlarla fazla uzatmadan videoyu bitirelim. Umarım yararlı bir inceleme olmuştur. Gelecek inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.